Memleket dediğin insana türküler yazdırmalı. Sevgimiz de gönlümüz de geniştir bizim. Haliyle soframız da geniş olur. Gecelerimiz huzur, günlerimiz neşeyle dolu. Yani kısacası ev dediğin avenir olmalı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yozgat TV'nin değerli izleyicileri, Sorgu Müftülüğümüzün hazırlamış olduğu Din Ekseninde Hayatımız adlı özel bayram programımızda beraberiz. Kurban Bayramı programımızda çok önemli konuğumuz var. Sorgu Müftümüz Mustafa Kayış Hocam'la bayramı konuşacağız inşallah. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Necmettin Hocam. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Şükürler olsun, iyiyiz. Bayramdan önce bir hayli yoğun şekilde çalışıyorsunuz hocam. Evet. Bayramda kesilecek kurbanların derisiyle ilgili Kur'an kurslarımıza ilgili çalışmalarınız evet. Var. Kısaca bir değinirseniz hocam evet. Seviniriz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Değerli hocam, Yüce Rabbimize nihayetsiz kez hamd ediyor, şükrediyoruz ki bizleri bir kurban bayramına daha eriştirdi. Elhamdülillah hocam. Yarın inşallah, yarın sabah namazından sonra inşallah kurban bayramımızı kılacağız. Namazımızı kılacağız. Ondan sonra inşallah kurbanlarımızı kesmeye gideceğiz. Bizler de tabii ki müftülük olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizesinde halkımızın, Müslüman kardeşlerimizin vekalette kurbanlarına efendim refakat ediyoruz. Onların vekalette kurbanlarını alıyoruz. Bunlar Türkiye içerisinde ve yurt dışında inşallah kesilecekler ve ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklar. Sorgun'da da bizim bu kampanyamıza, vekalette kurban kesme kampanyamıza halkımız yoğun ilgi gösterdi. Son geldiğimde rakamlar arkadaşlar çalışıyorlardı. 380'leri aşmıştık. Maşallah. İnşallah bu 400'leri geçer. Bu kurbanlar ihtiyaç sahiplerine inşallah ulaştırılacak. İnşallah. Ulaştırıldıktan sonra da onların mesajları verenlere, bu vekaleti veren kardeşlerimize gönderilecek. Kurbanın şurada kesildi, Allah kabul etsin diyerek bilgilendirilecekler inşallah. Bunun yanında bizler Sorgu Müftülüğü olarak Kurban Bayramı'nda kesilecek olan, Sorgun'da kesilecek olan kurban derilerimize ve hayvan kellelerine de talibiz. Kaymakamlığımız, teşekkür ediyorum Sayın Kaymakamımız Bahadır Güneş Bey, bizlere öncü oldu. 7 tane kamyon kiralandı. Müftülüğümüz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve özel idare aracılığıyla beraberce bu işi yapıyoruz. Ama tabii kurban derilerini müftülüğümüz topluyor. Bu yetki müftülüğümüze verildi. Her bölgeye arkadaşlarımız gidecekler. Bayramın birinci günü saat 11'de başlayacak harekat. İkinci günü, ihtiyaç olursa üçüncü günde vatandaşlarımızın derileri toplanacak. Vatandaşlarımızın derilerini kamyonlara, yani sokaklarda gezen, köylerine gezen kamyonlara vermelerini arzu ediyoruz. Eğer kamyonu göremezlerse, ulaşamazlarsa en yakın cami imamımıza, camimize göndermelerini ve müftülüğümüzün gezen kamyonetlerine ulaştırılmasını temenni ediyoruz. Buradan kazanılacak olan parayla Kur'an kurslarımız, yaptığımız Kur'an kurslarımız inşaatlarında ve eksiklerinde bunlar kullanılacak. Daha önceki programımızı anlatmıştık. Şu anda inşaat devam eden 4-6 yaş grubu 2 tane kursumuz var. Birisi Bedir Baba Mahallesi'nde Musa Miyase Meriç 4-6 yaş grubu Kur'an kursu. Bir diğeri Aydınlık Evler Mahallesi'nde Sultan Ali Ünal 4-6 yaş grubu Kur'an kursu. Bunların her ikisi de Eylül ayında hizmet alınacak. Buralardaki eksiklikler için biz bunları kullanacağız. İnşallah. Halkımızın bu konudaki davetlerini, efendim ilgisini, alakasını bekliyoruz inşallah. Allah razı olsun hocam. Allah çalışmalarınıza kolaylıklar versin.
kardeşlerimizin yapacakları bu deri yardımlarını da makbul etsin inşallah abi, Rabbim. İnşallah, inşallah. Hocam hemen bayram sohbetimize geçelim. Kurban bayramı ne zaman idrak edilmeye başlandı? Kurban bayramı ile ilgili olarak bize neler söylemek istersiniz? Şimdi değerli hocam, kurban bayramı veyahut da bayramlar diyelim, insanlığın var olduğu günden bu yana vardır. Bunlar kutlanmaktadır. Bayramlar nedir? Sevinç günleridir. Neşe günleridir. İnsanların eğlendiği, birbirleriyle efendim ziyaretleştiği günlerdir. Hal hatırlarının sorduğu, hediyelerin verildiği günlerdir. Bunlar, bu gibi bayramlar İslamiyet'ten önce de vardı. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiklerinde oradaki insanların yılda iki defa bayram ettiklerini gördü. Bu nedir diye sorduğunda onlar biz bu günlerde eğleniyoruz, efendim neşeleniyoruz, birbirimizi ziyaret ediyoruz dediler. Bu önceden beri bizim geleneğimizdir şeklinde cevap verdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bundan sonra Allah Teala bu bayramların yerine size daha güzel olan, daha iyi olan iki bayramı verdi. Bunlar da Ramazan bayramı ve Kurban bayramıdır. Bundan sonra inşallah onları kutlayacağız, değerlendireceğiz şeklinde cevap verdiler ve ondan sonra da bu bayramlar kutlanmaya, yaşanmaya başladı. Tabii biz bu dünyada bayram ediyoruz ve yarın inşallah bayrama ulaşmış olacağız. İnşallah hocam. Yüce Rabbimize hamd ediyor, şükrediyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bizleri bugünlere eriştirdi. Geçen sene bayrama ulaşıp da bu sene aramızda olmayan nice insanlar var. Onlara da rahmet diliyoruz. Yüce Rabbim onlara gani gani rahmet eylesin. Amin hocam. Bizleri de, bizi izleyen kardeşlerimizi de hayırlı, efendim bereketli ömürler nasip eylesin. Amin. Değerli hocam, bugün kutsal topraklarda bir heyecan var. Arefe günü bugün değil mi? Şu an onun akşamını yaşıyoruz. Arefe günü de tabii bu koronadan dolayı 2 yıldır hacca Türkiye'den insanlar gidemiyor. Dünyanın değişik yerlerindeki Müslümanlardan. Dünyanın diğer yerlerinden de gidemiyor. Evet. Suudi Arabistan hükümeti sadece kendi ülkesinde yaşayan vatandaşlara hac etme imkanını sağlıyor. Onlar da bugün Arafat'ta ne yaptılar? Vakfeyi yaptılar. Dualarını ettiler. Oradan Müzdelife'ye yürüdüler. Müzdelife vakfesini yaptılar. Oradaki niyazlarını Allah'a havale ettiler. Mina'da şeytan taşlama yapıldıktan sonra yarın Kabe'ye gidecekler. Kabe'yi tavaf edecekler. Ziyaret ve böylece çıkıyoruz. Ziyaret tavafını yaparak kurbanları kesmiş olarak hacı olmuş olacaklar inşallah. Yüce Rabbim onların duasını da bizleri ilhak eylesin. Amin, amin. Orada yapılacak dualar hürmetine bizim kurbanlarımız da Yüce Rabbim inşallah kabul eylesin. Tabii bu kurbanın bir de tarihçisi var. İsterseniz geçen dersimizde buna işaret etmiştik ama bir özetleyerek geçelim. Tabii hocam, tabii. Kurban bayramı birbiriyle ilintili olan iki durum. Ramazan bayramında bizler zekatımızı vererek, fitremizi vererek insanların ihtiyaçlarını gidermede yardımcı olmuştuk. Yani zenginler fakirlere vermek suretiyle. Evet hocam. Kurban bayramında da kesilen kurbanlarla birlikte İşte vekaletle kesilen, yurt dışına gönderilen, Türkiye'de kesilen veya kendimizin kestiği ama mahallemizde kesemeyen insanlarımıza yardım yapmak suretiyle, et vermek suretiyle onlara da ne yapmış oluyoruz? Bayram sevincini yaşatmış oluyoruz. Bu bakımdan da bize bir güzellik katıyor. Müslümanların merhamet duygularının efendim genişlemesine, bu merhametin toplumda efendim dalga dalga yayılmasına vesile oluyor. Kurbanların kesilmesiyle aslında vahşet duyguların da ortadan bertaraf evet, olması psikolojik nasıl? Olarak da öyle bir değil etkisi var. Yani insanlarda öyle bir duygu var. Bu hayvanların kurban edilmesi usulüne uygun bir şekilde kurban edilmesi sayesinde o duyguların da teskin edildiği psikologlar tarafından özellikle Müslüman psikologlar önemli tarafından konu, bize hocam. İfade ediliyor. Tabi bu tarihten beri geliyor. İşte Hazreti Adem'in çocuklarıyla beraber başlamıştı. Daha sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la oğlu İbrahim Aleyhisselam arasındaki hikayeyi, Kur'an'da anlatılan kıssayı biliyoruz. Onu kurban etmişti. Allah Teala sözünü yerine getirdiği için
onun yerine kendisine efendim bir koç, büyük bir koçu kurban olarak vermiş ve bundan sonra da bu hayvan cinsinin, yani hayvanların kurban edilmesi gerektiğini emretmişti. O günden bugüne Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından günümüze onun uygulamalarıyla birlikte kurban devam ediyor. Geçen dersimizde bir ayet okumuştuk. Hac suresi 34. ayet. İsterseniz burada onu tekrar edelim. Mutlaka. Estağfirullah. Ve likulli ümmetin cealna menseken liyedkuru ismallahi ala ma razakahum min behimetil en'am. Her ümmeti için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine onun adını ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık diyor Allah Teala. Tabii bu kurbanın da samimiyetle kesilmesi lazım, iyi niyetle kesilmesi lazım ve burada maksat et yemek değildir. Burada maksat takvaya erişmektir, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Kurban niyetiyle kesmektir. Kurban niyetiyle kesmektir. Buna da Hac suresinin 37. ayetinde şöyle işaret ediliyor. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ. Sizin kurbanlarınızın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Sizin takvanız Allah'a ulaşır. Demek ki buradaki maksat et kesmek, et yemek değil, Allah'ın emrettiği bir görevi yerine getirmek, onun rızasını kazanmaktır mesela. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde şöyle buyuruyorlar. مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِحْرَاقِ الدَّمِ. Ademoğlunun, yani insanoğlunun, bizlerin kurban bayramı günleri içerisinde yapacakları en hayırlı iş kurban kanı akıtmaktır. Ha, kurban bayramı günleri içerisinde ne yapıyoruz? Bizim iki tane önemli işimiz var. Bir, kurban bayramı namazını kılıyoruz. Sonra kurbanlarımızı kesiyoruz. Teşrik tekbirleri de bu sabah itibariyle, yani Arefe günü sabah namazı itibariyle başladı. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit olarak devam edecek. Bu vaciptir. Değerli kardeşlerimizin, bizi izleyen kardeşlerimizin bunu ihmal etmemeleri, her farz namazdan sonra bu görevi yerine getirmeleri güzel olacaktır. Evet. Bu tekbirleri yerine getirmeleri inşallah güzel olacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ya Resulallah, ma hâzihil azâhiyyû. Kurban kesmek nedir? Yani buradan ne anlayacağız? Gâle, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sünnetü ebikum İbrahim'e. Bu, atanız İbrahim'in sünnetidir. Gâlu, yine sordular Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe-i kiram, فَمَا لَنَا ف۪يهَا مِنَ الْاَجْرِ. Kurban kesmenin ecri nedir? Yani biz buradan ne kazanacağız diye sordular, merak buyurdular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kale buyurdular ki, بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ. Kurbanın her bir tüyü için efendim size sevap vardır. Yani o kurbanın her bir parçası için siz sevap kazanıyorsunuz. Bu bağlamda biz sünneti inşallah bu şekilde değerlendirmiş, yerine getirmiş olacağız. Kıymetli hocam. Çok teşekkürler hocam. Hocam, kurban keseceğiz inşallah yarın sabah bayram namazlarımızı kıldıktan sonra. İnşallah. Bu kurban kesmenin bir adabı var. Bu evet. Konuda bize neler söylemek istersiniz? Tabii bu adab meselesi her şeyde önemli olan meseledir. Tuvalete gitmenin bir adabı var, yemek yemenin bir adabı var, yürümenin bir adabı var, toplum içinde konuşmanın bir adabı var, değil mi? Anne babaya karşı işte bir adab vardır. Adab-ı muaşeret kuralları. Adab-ı muaşeret kuralları vardır. Bu evet. Bizim ibadetlerimizin hepsinde var. Kurban ibadetinde de vardır bu. Şimdi öncelikle bizler kurbanımızı keseceğimiz zaman besmele çekmemiz lazım, değil mi? Evet efendim. Bismillah, Allahu Ekber diyerek kesmemiz gerekiyor. Tabii kurban kesen kişinin Müslüman olması gerekir. Ama ihtiyaç olması durumunda kurbanı kesebilecek
efendim vasıfları taşıyan bir Müslüman olması durumunda ehli kitap da bunu ne yapabilir? Kesebilir. Buna riayet ederek kesmemiz lazım. Tabii ne yapılır? Bu bir ibadet olduğu için şart olmamakla beraber, madem ki adaptan bahsediyoruz, adabı riayet etmek için önce kurbanı kesecek olan kişi abdest almalı. Abdestli olmalı yani. Kurban kesim yerine hayvan incitilmeden götürülmeli. Kıbleye karşı sol yanı üzerine yatırılmalı. Yatırılırken de bunun tekniklerini kullanarak yapmalı ve hayvana eziyet edilmemelidir. Keskin bıçak kullanılmalı ve hayvana bu bıçak gösterilmemelidir. Evet. Yani onun da belki hisleri, duyguları vardır. Biz bilemeyiz ama göstermemek güzeldir, adaba uygundur. Efendim biliniyorsa kurban duası okunur. Efendim teşrik tekbirleri getirilir. Kurban duasını ayet-i kerimede vardı. Estağfirullah. İnni veccehtu vecihiye lillezî fadaras semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Ben bir hanif Müslüman olarak, yani Allah'ın emirlerini yerine getiren, bir Allah'a inanan, onun Resulüne inanan bir Müslüman olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Benim namazım da, ibadetlerim de, kurban ibadetim de ve sair ibadetlerim de, efendim, ölümüm de, hayatım da, yani yaşamam da, alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyerek, sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd diyerek kurban vekaleti verilir ve kurban kasap tarafından, kim tarafından kesilecekse Bismillah Allahu Ekber diyerek kesilir. Sonrasında tabii hayvanın şah damarı, efendim soluk borusu ve yemek borusu kesilir. Kanın iyice akması sağlanır ama hayvanın başı gövdesinden ayrılmaz. Ve tabii canı çıktıktan sonra soyma işlemlerine, diğer işlemlere devam edilir. Tabii kurbanı kestikten sonra şart olmamakla beraber, ki adaptan bahsediyoruz. Yani ben bunu yapmazsam kurbanım olmadı anlamında gelmez. İki rekat şükür namazı kılınır. Abdestimizi zaten almıştık. Yoksa da abdestimizi alırız. İki rekat şükür namazı kılarız. Ve ondan sonra da işlemlerimize devam ederiz. Bunları yapmak güzeldir. Ben şükür namazı kılmadım. Kurbanım oldu mu oldu. Abdestim de yoktu. Kurbanım oldu mu oldu. Ama abdestli olmanın faziletiyle iki rekat namaz kılmanın, şükür namazı kılmanın fazileti aynı değildir. Evet. Onun için buna dikkat etmemiz lazım. Tabii kurban etinin değerlendirilmesi meselesi var. Bilmiyorum çoğularınız arasında, evet hocam, onlar mevcut. Şimdi onu soracaktım zaten. Evet, buyurun. Sevgili hocam, bu kestiğimiz kurbanların etlerini nasıl değerlendireceğiz? Yani tamamen evimize mi kalacak, tamamen dağıtacak mıyız? Bunun bir taksimatı var mı? Evet. Şimdi değerli hocam, her zaman söylüyoruz, camilerde anlatıyoruz. Bunu bilmeyen de yok. İşte kurban kesildiği zaman üçe taksim edilir. Bir bölüm evde, efendim, ev halkı ile birlikte, çoluk çocuğumuzla birlikte yenilir. Bir bölümü fakirlere verilir. Bir bölümü de komşu ve efendim akrabalara verilir. Bu şekilde yapılırsa sünnete uygun hareket edilmiş olur. Evet. Ama bugün bakıyoruz insanlar kurbanlarını daha çok işte kendileri için değerlendiriyorlar. Televizyonlarda etlerin nasıl saklanacağı, nasıl efendim değerlendireceği uzmanları tarafından anlatılıyor. Ha şunu da söyleyelim, insanlarımız şunu da yapıyorlar. Kurbanın bir kısmını, mesela iki kurbanı varsa bir tanesini vekalette başka tarafa gönderiyor. İşte sorgunda az önce de ifade ettik, insanlarımızın yaklaşık 380-400 civarında vatandaşımız kurbanını bizimle birlikte, bizim aracılığımızla, Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubesi aracılığıyla Türkiye'nin değişik yerlerinde ve dünyada kesilmek üzere bağışladılar.
Biz de şunu tavsiye ediyoruz. 2-3 tane kurbanımız varsa ikisini bağışlayalım. Birisi evde kalsın. 2 kurbanımız varsa birisini bağışlayalım. Birisini evdeki insanlarla beraber yiyelim. Ama mahallemizde kurban kesemeyen, efendim ete ihtiyacı olan, evine mutfağına et girmeyen insanlara da ne yapalım bizler? Dikkat alıp onları da inşallah ihmal etmeyelim. Ha şunu da söyleyeyim. Etin sakatat kısmını vermeyelim. Evet. Yani kendi yediğimizden verelim. Az da olsa kendi yediğimiz neyse ondan bir parça da o Müslüman kardeşimize, komşumuza ikram edelim inşallah Teala. Evet hocam. Teşekkür ederiz. Hocam Kurban Bayramı'nda yarın inşallah bayramı idrak edeceğiz. İnşallah. Elbette ki Kurban Bayramı'nda birinci gün kurbanla ilgilenilmiş olacak. Bunun dışında neler yapmalıyız? Evet. Kurban Bayramı'nda ifade buyurduğunuz gibi kurbanımızı keseceğiz. Akabinde namazımızı kılacağız. Sonra kurbanımızı keseceğiz. Akabinde insanlarla beraber bir bayramlaşacağız değil mi? Evet. Bu koronadan dolayı musafaha yapmakta ne yapıyoruz? Çekingen olduk şimdi. Yapmamamız da lazım. Bu hastalığın efendim bulaşma riski hala devam ediyor. Evet bugün bayağı bir seviye düştü ama istenen tamamen sıfırlanmasıdır. Evet. Bu açıdan bunun artmasına sebep olacak davranışlarda kaçırmamamız lazım. Musafaha yapmak yerine uzaktan bayram gönül mübarek selamıyla. Olsun. Gönül selamıyla birlikte bir musafahalaşalım. Yani gönülden musafahalaşalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda bir hadisi var. Yani insanlar musafaha yapıp birbirinin halatını sorduktan sonra ellerini birbirine ayırmadan günahları bağışlanır. Allah. Bu bağlamda bizim şu anda hastalıktan dolayı elimizi tutamıyoruz ama gönülden bir selam vererek ona sevgimizi, saygımızı ifade ederek ne yapalım? Bu sevabı elde etmiş olalım inşallah. Dargınlarımız varsa tabii bunlar barışsınlar. Aramızda haset varsa, kin varsa, fesat varsa biz bunları ne yapalım? Aramızdan kaldıralım. Bu bayram dargınlıkların gittiği, efendim yerine barışın geldiği, huzurun geldiği bir gün olsun inşallah aramızda. İnşallah hocam. Tabii bizim insanlarımız arasında bu konuda sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle yakın akrabamız arasında dargınlar oluyor. Ne yapalım biz? Bu dargınlıkları giderelim. Hatta hocalar olarak bizler bildiğimiz böyle dargınlar varsa aracı olalım. Hatta yalan söylemenin caiz olduğu yerlerden birisi burasıdır. Yani iki kişi birbirine dargınsa ne diyelim ona? Ya bak falanca kişi, senin dargın olduğun kişi senin hakkında seni çok sevdiğini söylüyor. Deyip o şekilde onun gönlünü ona ısındırmak suretiyle ne yapalım? Bu iki kişinin arasını buluşturmuş olalım. O sevaptan biz de bir pay alalım. İnşallah hocam. Bayramda yapmamız gereken şey ölmüşlerimizi, ölmüş yakınlarımızı ziyaret etmek. Yani kabirlerin ziyaret edilmesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Zûrul kubûra fe innehâ tüzekkirukumul âhira. Kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabirler size ne yapar? Ölümü hatırlatır. Ölümü hatırladığınız zaman efendim dünyaya çok fazla ne yapmazsınız? Sarılmazsınız. Dengeli bir şekilde yürürsünüz. Yani bugün varım, yarın yokum. Yarın kabirde olacağım. Onun için hak yemeyeyim, kimsenin hakkına efendim müdahale etmeyeyim, adaletsiz olmayayım diyerek ne yapmış oluruz? Buradan bir ders çıkartmış oluruz. Tabii bu mezarlıklara mümkün mertebe bizler gittiğimizde Fatiha'yı okuyalım, Yasin suresini okuyalım, Mülk suresini okuyalım, bildiğimiz Kur'an ayetlerini okuyalım ve dua edelim. Oradaki kardeşimizin, geçmişimizin, atamızın, babamızın daha rahat edebilmesi için, bizim okuyuşumuzdan daha fazla istifade edebilmesi için bunu değerlendirmiş olalım. Zira bizim okuduğumuz Kur'anlar onlara gider, onlar da bundan istifade ederler. Tabii bu mezarlıklarda cansız çiçekler değil de mümkün mertebe buraya ağaçlar dikelim, canlı çiçekler dikelim. Cansız olan böyle efendim süs babında şeyleri götürüp koymanın dinimizde, kültürümüzde bir alakası yok. Oraya mümkün mertebe canlı ağaçlar dikelim ve de mezarlıklarımızı temiz tutalım. Bayramlar hani geliyor, mezarlıklar belediyeler tarafından temizleniyor veya köydeki muhtarlıklar tarafından temizleniyor. Biz de buna ne yapalım? Katkı sunalım inşallah.
Bayramda yapacağımız bir diğer husus, anne babamız hayatta ise, efendim büyüklerimiz hayatta ise, işte küçüklerimiz, onlarla beraber bayramlaşmamız gerekiyor. Uzakta iseler telefon açmak suretiyle hal hatırlarını sormamız lazım. Efendim bir ihtiyaçları varsa, yardımcı olabileceğimiz bir nokta varsa buna hazır olduğumuzu ifade edelim. Bayramlarını tebrik edelim. Onların da ne yapalım? Hayır dualarını inşallah almış olalım. Bu bayramda yatan hastalarımız var. Veya yatakta evinde yatan hastalarımız var. Mutlaka onları ziyaret edelim. Tabii şu andaki salgın dönemindeyiz. Hastalık var ama uzaktan da olsa telefonla da olabilir veya hijyen kurallarına riayet etmek suretiyle ona bir ziyarette bulunalım ve ondan sonra da onun moralinin, motivasyonunun yükselmesine vesile olalım. Hastalar kendilerine gelen ziyaretlerden ne yaparlar? Memnun olurlar, mutlu olurlar. Mutluluk da, memnuniyet de o hastalığın iyileşmesinde olumlu bir etken veyahut da etki sağlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki aidül merizi fi mahrafetil cenneti hatta yarıcıya. Hastayı ziyaret eden kişi oradan dönünceye kadar cennet bahçesindedir diyor. Dolayısıyla biz de bunu ne yapalım? İnşallah riayet edelim. Bu cennet bahçesine girme fırsatını yakalamış olalım. Evet. Bir diğer bayram günü yapacağımız şey değerli hocam, şehit kabirlerini ve ailelerini ziyaret edelim. Şehitler canlarını bizim dinimiz için, vatanımız için, namusumuz için, kutsallarımız için, toprağımız için feda ettiler, can verdiler. Dolayısıyla bizler de onların bu fedakarlığına bir vefa borcu olarak ailelerini ziyaret edelim, onların mezarlıklarını, şehitliklerini ziyaret edelim. Kur'an okuyalım, ailelerini ziyaret edip onlara yardımcı olabileceğimizi, gerçi bugün devletimiz Allah'a şükür şehitlerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyor ama belki eksik kalan bir taraf vardır, yardımcı olabileceğimiz bir şey vardır. Buna da efendim hazır olduğumuzu ifade edelim imkanlarımız ölçüsünde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şehitlikle alakalı olarak şöyle buyuruyor. Yani şehitliğin ne kadar büyük bir makam olduğunu bize şöyle hatırlatıyor. Vellezî nefsî biyedihî vedittu enni uqâtilu fî sebîlillâhi feuqtelu sümme ahya. Ben efendim nefsim kudretini olan Allah'a yemin ederim ki efendim şehit olmayı, Allah yolunda savaşıp şehit olmayı, sonra tekrar dirilip tekrar şehit olmayı arzu ederim. Bu nedir? Şehit olurken alınan o haz çok güzel bir duygudur. O duyguyu yaşayabilmek için tekrar tekrar dirilip şehit olmayı arzu ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çanakkale'de biliyorsunuz bizim 250 bin şehidimiz var. Anadolu'da binlerce şehidimiz var. Müslümanlar olarak düşünürsek ta efendim ilk şehit Sümeyye'den günümüze kadar değil mi? Evet. Belki milyonlarca şehidimiz var. Mehmet Akif Ersoy hani ifade ediyor ya şehrinde İstiklal Marşı'nda. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı diyor. Yani bizim bastığımız toprağın altında şehitlerin yattığını, orada bir şehit olabileceğini dikkatli basmamız gerektiğini bizlere ne yapıyor? İfade ediyor. Biz de şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve yakınlarına, ailelerine de sabır diliyoruz. Değerli hocam, bu bayram günleri içerisinde yapmamız gereken şeylerden bir diğeri, yoksullara, fakirlere, yetimlere mümkün mertebe imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olalım. Kurban etlerimizden verelim. Onların da efendim bayram sevinci yaşamasına inşallah ne yapalım? Vesile olalım. İnşallah. Yine bu bayram günleri içerisinde fırsat buldukça Kur'an okuyalım, mealini okuyalım, tefsir okuyalım, ilmihal okuyalım, hadis okuyalım. Sadece gezmek, tozmak, eğlenmekle hayatımızı geçirmeyelim. Hayatımızın bir bölümünde ilim olsun.
Yani günler gelip geçiyor. Aslında Müslümanlar olarak bizlerin gündelik hayatında 24 saatlik zaman diliminde ilme ayırdığımız, kitap okumaya ayırdığımız bir zaman diliminin olması lazım. İşte ben günde yarım saat Kur'an-ı Kerim okuyacağım. İşte yarım saat kitap okuyacağım. Bu yarım saatlik süresi hadis kitabı olur, tefsir kitabı olur. Yani günlük biz 1-2 saatimizi ilmi faaliyetlere ayırırsak hem kendimizi geliştirmiş oluruz hem de okumanın sevabını elde etmiş oluruz. İlim öğrenmenin sevabını elde etmiş oluruz. Değerli hocam, burada dikkat etmemiz gereken, bayram günlerini yapmamız gereken şeylerden birisi çevreyi temiz tutmamız lazım. Özellikle Kurban Bayramı'nda kurbanlarımızı keseceğiz. Köylerimize kestiğimiz kurbanların arta kalanlarını mutlaka gömelim. Etrafta hiçbir şey kalmasın. Havalar sıcak, hemen kokar, etrafı rahatsız eder. Şehirler de aynı şekilde kesmiş olduğumuz kurbanımıza sahip çıkalım. Hiçbir şekilde bir artığın, bir eksiğin kalmamasına riayet edelim. Çünkü Müslüman temizdir. Allah temizdir. Temiz olanları sever, değil mi? Evet. Yani bu da bizim Müslüman olarak bir fıtratımız olmalı. Bu da bizim bir ahlakımız olmalı. Temizlik ahlakımız olmalı. Evimizin önünü, efendim bahçemizi, yollarımızı, köyümüzü temiz tutalım ki ne yapsın? Hastalıklar yayılmasın ve denmesin ki ya bak bu Müslümanlar bir ibadet yapıyorlar ama yaptıkları işin arkasında da pisliklerini bırakıyorlar demesinler. Biz inşallah ne yapalım? Bunu yerine getirmiş olalım. Camilerimizi imar edelim. İşte bayram namazı geliyor. Camilerimizi, bahçelerini temizleyelim. Müslümanların namaz kılmasına uygun hale getirelim. Güzel bir şekilde nezih bir ortamda namaz kılmalarını sağlayalım ve bayram günleri içerisinde dua edelim inşallah. Çünkü bayram geceleri yapılan duanın geriye çevrilmeyeceği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bizlere ifade ediliyor. Kıymet Hocam. Kıymet Hocam, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz sohbetten dolayı. Son bir sorum var. Yarın malum bayram namazı kılacağız. Bayram namazı senede iki defa, bir Ramazan bayramında bir de Kurban bayramında kılınıyor. Mutlaka bizi dinleyen, izleyen kardeşlerimiz biliyorlardır ama bir hatırlatma babında nasıl kılacağımızı hatırlatırsanız programımızın sonuna geldik. Evet hocam, inşallah izah etmeye çalışalım. Yarın inşallah bayram namazı vakti geldiğinde ya Rabbi niyet edelim senin rızan için Kurban bayramı namazını kılmaya diyeceğiz. Uydum imama diyeceğiz ve ondan sonra tekbirimizi alıp imamla birlikte namaza başlamış olacağız inşallah. Namaza başladıktan sonra her zaman her namazda olduğu gibi Sübhaneke okuyoruz. Akabinde de imam efendi tekbir alıyor. Allahu Ekber diyor, ellerini kulaklarına götürüyor, yana salıyor. İkinci defa Allahu Ekber diyor, ellerini yana salıyor. Üçüncü defa Allahu Ekber diyor ve ellerini bağlıyor. Sonra Eûzü Besmele çekerek Fatiha'yı okuyor İmam Efendi. Bir sure okuyor, rükûya, secdeye gidiliyor ve ikinci rekatı dönmüş oluyor. İkinci rekatta İmam Efendi Fatiha'yı okuyor, akabinde yine bir sure okuyor. Sonra zayid tekbirleri almaya devam ediyoruz. Allahu Ekber diyor, ellerini kulaklarına götürüyor, yana salıyor. İkinci tekbir Allahu Ekber deyip ellerini yana salıyor. Üçüncü tekbir Allahu Ekber deyip ellerini yana salıyor. Dördüncü rükû tekbiriyle birlikte rükûa gidiyoruz. Rükûmuzu, secdemizi yaptıktan sonra İmam Efendi selam veriyor. Selam verdikten sonra da hutbe okumak için minbere çıkıyor. Tekbirlerle beraber minbere çıkıyor. Minberde hutbe okunduktan sonra insanların birbirleriyle bayramlaşmasıyla birlikte bu ibadeti yerine getirmiş oluyoruz. Yüce Rabbim yarın sabah kılacağımız Kurban Bayramı namazımızı, keseceğimiz kurbanlarımızı inşallah kabul buyursun. Amin hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız. Allah razı olsun. Sizin de bayramınız mübarek olsun şimdiden. Çok teşekkür ediyorum. Ben de buradan kıymetli izleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Hastalarımıza şifalar diliyorum. Borçlu olan kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Kesecek oldukları kurbanlarını Yüce Rabbim'in kabul etmesini niyaz ediyorum. Sizlerle
buluşmamızı sağlayan Yozgat TV'ye, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Program yapımcımız Ali Bey'e cani gönülden teşekkür ediyor. Onların da bayramını tebrik ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Değerli Yozgat TV izleyicilerimiz, Sorgun Müftülüğümüzün hazırlamış olduğu Kurban Bayramı özel sohbetimizle bugün Mustafa Kayış hocamızdan Kurban Bayramı'nı konuştuk. Ben de sizlere nice bayramlara ulaşmanızı ve Rabbim'den kurbanlarınızın makbul olmasını dileyerek programımıza son veriyoruz. Allah'a emanet olunuz.